Herkese merhaba sevgili dostlar. Oldukça uzun bir zaman oldu. 2 seneden fazladır bu kanalda yayın yapmadım. Bu kanalda hiçbir şey paylaşmadım. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi üstesinden gelmem gereken bir sürü mücadelem vardı hayatta. Ve ne yazık ki hani yaptığım şeylerden keyif almıyordum. O durumlarda, o yaşadığım durumlarda anlattığım şeylerin faydalı olmadığının farkına vardım. Biraz hatta çocuksu paylaşımlarda da bulunduğumu farkına vardım. Olmadığım biriymiş gibi davranmaya çalışmak ne yazık ki hepimizin yaşadığı sıkıntılardan biri bu sosyal medyada. Ama üstesinden gelmeye çalıştığım en büyük sıkıntılardan bir tanesi arkadaşlar, biten bir evliliğim var. Detayını çok fazla insanlara açıklamadım. Bana özelden ulaşan insanlara söylüyordum bunu. Fakat işin gerçeği arkadaşlar, ben Amerika'ya geldiğim zaman J1 programıyla geldikten sonra, ikinci kez geldikten sonra çalıştığım otelde eski eşimle tanıştım. Gerçek bir evlilik oldu. Birbirimize gerçekten hani değer verdik, iyi bir evlilik oldu. Hatta onun işte yaşadığı Maine eyaletinde yaşadığı çiftliğe taşındım. Beraber yaşadık. Atların vesairelerin olması zaten hani eski eşimin atlarının olmasıydı. Kendisi Amerikalı. Aramız hala iyi, yani konuşuyoruz, görüşüyoruz. Fakat bir sürü sıkıntı yaşadık o dönemlerde evliliğimiz içerisinde. Farklı kültürlerden olduğumuz için bayağı zorluklar yaşadık. Hani yani buraya gelip de evlenmek isteyen arkadaşlara şöyle bir mesaj vereyim. İşin görünen kısmı o şekilde olmuyor. Burada birçok şekilde birçok arkadaşım evlilik yaparak kalan insanları tanıyorum. O insanların evliliklerinin birçoğu gitmiyor arkadaşlar. Özellikle Amerika'da Amerikalıların bile %50'si evliliklerini sürdüremezken biz buradan kalkıp başka bir kültürden gelip, Türk kültüründen gelip Amerika kültüründeki insanlarla evliliği tutmaya çalışıyoruz. Hani zor sıkıntılar. Bunlar zor, yani bunu bilerek eğer evlilik yaparım kalırım vesaire diye düşünerek geliyorsanız zaten hani şöyle düşünün. Kendi kültürümüzdeki kız arkadaşlarımızla kavgalarımızda kendimizi açıklayamıyorken başka kültürdeki, başka dildeki insanlara bir şeyler açıklamaya çalışmak oldukça zor. Onun ötesinde de ailem Türkiye'de hala, annem 4. derecede kanserle boğuşuyordu, 2 tane büyük ameliyat geçirdi vesaire. Biliyorsunuz ben fitness işi kurdum ve o işten dolayı yaşadığım bir sürü sıkıntılar, işte mücadeleler falandır filan. Yani bunlara çok fazla detaylı girmek istemiyorum. Ama her şey çok yoğun arkadaşlar. Bu 2 senelik süre zarfı içerisinde 2 tane yaşadığım yer değiştirdim. Yani bundan öncesinde biliyorsunuz en son beni gördüğünüzde stüdyo apartmanda yaşıyordum. Daha sonrasında işte stüdyo apartmandan başka bir yere geçtim. Bir önceki müşterim olan biriyle aynı evde ev arkadaşı olarak yaşamaya çalıştık. Amerikalıydı bu insan. O ilişkide o ev arkadaşlığı da yaramadı. 6 ay yaşadım onunla beraber. Baktım kafa yapılarımız uymuyor, biraz sıkıntılar yaşadık. Dedim tamamen değiştiriyorum yönümü ve başka bir eyalete taşınmaya karar verdim. Sonunda Maine'de yaşadık, 3,5 sene yaşadıktan sonra, hatta yani 5 seneye yakın, pardon, evliliğim 3,5 seneye yakın sürdü. Maine'de 5 sene yakın yaşadıktan sonra Pittsburgh'a gelmeye karar verdim. Pittsburgh şehrine, Pennsylvania eyaletine gelmeye karar verdim. Burada benim kardeşim dediğim bir insanla beraber yaşıyorum. Daha önce Key West'te beraber yaşayıp çalışmıştık. Yıllardır hep hedefimiz vardı. Birlikte yaşamak, birlikte işte bir şeyler kurmak. Hani böyle hedeflerimiz vardı. Çok haklı. Bana çok olsun değil mi? Sakin. Kanka yan yana kafaya Pittsburgh. Baksana ya. Sen ne kadar esmersin lan? Aa, aynen. Ben beyaz. Beyaz. Ben beyaz Türk. Beyaz Türk ben. Pittsburgh'teyiz. Ne tamam kadar olsun. Işte, YouTube'a koyalım. Ne diyor var ama. Yine Facebook'tayız. Yaklaşık geçen işte 2022'nin Kasım ayından beri burada yaşıyorum şu anda. Ve her şey gayet yolunda gidiyor arkadaşlar. Çok büyük değişiklikler var hayatımda. Onlardan bahsedeceğim. Hatta bu kanalın bir sonraki gelişimi, yani böyle vlogdur, günlük hayatta işte şudur budur, işte Amerika'daki market fiyatları şöyledir, o tarz şeyler artık giyinmek istemiyorum. Çünkü benim bu zorluklardan çıkabilmemin en büyük sağlayıcısı benim kendi üzerime verdiğim, kendi üstüme koyduğum emek. Yani kendimi geliştirmeye çalışmak ve sürekli bu işte bilincime, mindset dediğimiz olaya çok fazla zaman ayırmam. Networking gruplarına girdim, işte bu iş gruplarına girdim. Bunların çok büyük avantajları ve faydaları oldu bana ve çevremi o kadar geliştirmemi sağladı ki şu anda bu girdiğim networking iş gruplarından çok fazla işimle ilgili yardım geliyor. İnsanlar bana çok fazla yardım etmeye çalışıyorlar ve hatta
başka bir endüstrinin içinde, gıda endüstrisinin, yani supplement endüstrisinde bir iş kurdum. 1,5 yıldır onunla uğraşıyorum. Bununla ilgili hatta Norveç'e gideceğim Ekim'de. Bu işle ilgili de konuşacağım. Bu iş Türkiye'ye de geldi. Fırsat isteyen arkadaşlara bu işin ne olduğunu anlatacağım. Hatta fitnessla ilgili de, fitness işi nasıl kurulur, dünyanın neresinde olursanız olun, bu işi kurabileceğinizden bahsedeceğim. Çünkü kanalın gidişi son zamanlarda hep bu yöndeydi. İnsanlar bana beden eğitimi ve spor okullarından Türkiye'den mezun olup ya da olmaya çalışan arkadaşlar genelde ulaşmaya çalışarak işte nasıl giderim, ne yaparım, nasıl iş kurarım. Hatta yani Mert Köksüren adında arkadaşım daha önce çok ulaşmıştı bana. Çok başarılı bir kardeşimiz. Şu anda Instagram'da inanılmaz şeyler yapıyor. Kendi işini falan kurdu. Yani hani birazcık fikir verebilmek insanlara, hayatlarında değişimleri sağlayabilmek benim için çok önemli bir şey. Çünkü bizim elimizden tutan olmadı. Bir şeyleri kendimiz başarmaya çalıştık. Benim en büyük amacım hayatta insanların elinden tutabilmek, bir şeyler gösterebilmek ki benden kaptıkları şeylerle daha başarılı yerlere gelebilsinler, diğer insanlara da yardım edebilsinler. Hayatta bir amacımızın olması gerekiyor. Eğer bir amacımız yoksa hayatta, oradan oraya rotasız bir şekilde gideriz arkadaşlar. O yüzden amacımızı belirlemek en önemli şey. Bu saatten sonra bu kanalda da gerçekten olgun şeylerden bahsedip yardımcı olmaya çalışacağım insanlarla. İş nasıl kurulur, antreprenör hayatı, girişimcilik hayatı nasıl yapılır, bunlardan bahsedeceğim. Bu demek değil ki ben girişimcilikten ayda 15-20 bin dolar para kazanıyorum. Öyle bir noktada değilim. Ama tek başıma mesela şöyle bir durumdayım. Haftada sadece 3 gün fiziksel olarak gidip bir yerde çalışıp geri kalan zamanda da fikirler yaratıp, programlar kurup, challenge'lar yaratıp para kazanan insanım. Yani bunları yapabilme yeteneğine sahip oldum. Mesela hatta şu anda son haftamda bir challenge yapıyoruz. Bu challenge işte bir nutritionist bir arkadaşla, bazen Türkçe'ye çevirmekte zorluk çekiyorum arkadaşlar. Nutritionist bir arkadaşla, daha önce bir seminerde tanıştığım bir arkadaşla bir program çıkardık. Hemen böyle bir 2-3 günlük bir fikirdi bu. Ve bu programdan ben 3 hafta içinde ekstradan 315-320 dolar para kazandım. Hani böyle şeyler yapıyorum, böyle şeyler yaratıyorum. Ve bununla ilgili daha fazla fikirler size vereceğim arkadaşlar. Kanal bununla ilgili olacak bu saatten sonra. Destekleyen arkadaşlar, beni özleyen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda tabii ki Norveç'e gittiğimde, hatta 2-3 hafta içerisinde Türkiye'ye de gideceğim. Ailemi ziyaret edeceğim, en sonunda 2 seneye yakın olacak. Oralarda da birkaç şey çekeceğim. Yani bu saatten sonra dediğim gibi farklı şeyler göreceğiz. Heyecanlıyım, mutluyum. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Ve görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum.